Eğmenin yaşının yamanın yaşına oranı 3 bölü 5'tir. Geçen süreye bağlı olarak bu orandaki değişim ne olur? Çocuklar, önce 3 bölü 5'ti. Bir yıl sonra, yani birinin yaşı 3, diğerininki 5 olduğunu düşünelim. Bir yıl sonra biri 4 yaşında, diğeri 6 yaşında olacak. Bir sonraki yıl biri 5 yaşında, diğeri 7 yaşında olacak. Yine bir sonraki yıl biri 6 yaşında, diğeri 8 yaşında olacak. Bu şekilde gidecek. Dikkat ederseniz değişiyor, değil mi? Oran değişti. Değişmez diyemeyiz. Azalıyor mu, artıyor mu? Bakalım. Normalde 3 bölü 5 sayısı yarımdan büyüktür. 4 bölü 6 sayısı da yarımdan büyüktür. 5 bölü 7 de büyüktür. 6 bölü 8 de büyüktür. Yani dolayısıyla çocuklar, burada aslında yavaş yavaş kesrin değerinin büyüyüp küçülmesine yönelik nasıl bir yorum yapabilirsiniz? En başta yazdığım kesir mi daha büyük, en sonda yazdığım kesir mi daha büyük? Bunu tespit ederek. Çünkü bunların hepsi yarımdan büyük. Hepsi 1'e yaklaşıyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Hemen 3 bölü 5 ile 6 bölü 8'in kimin daha büyük olduğunu tespit ediyoruz. Paydalarını eşitleyelim. Birine 8, birine 5 yazalım. 8 kere 3, 24. 8 kere 5, 40. 5 kere 6, 30. 5 kere 8, 40. Bakın hangisi daha büyük çıktı? Payı büyük alan. Yani 30 bölü 40. O da neye denk geliyor? 6 bölü 8'e. Demek ki yavaş yavaş ne yapıyor? Kesir büyüyor aslında. Hepsi yarımdan büyüktü. Daha da büyüyorsa o zaman 1'e yaklaşıyor. Demek ki büyüyerek, yani artarak 1'e yaklaşır cevabımız doğru olacak. Yukarıdaki tabloda 4 farklı makinenin dokudukları kumaş miktarları verilmiştir. Buna göre bu makineler eşit süre çalıştıklarında hangi makine daha fazla kumaş dokur? Çocuklar, süreleri eşitleyeceğiz. Aynı payda eşitlemiş gibi düşünülebilir. 60, 90, 30 ve 20 sayılarını hangi sayıda eşitleyebiliriz? 180 sayısında eşitleyebiliriz. O sebeple 60'ı 3 ile çarpıyorum. Hemen yanındaki kumaş miktarını da aynı sayıyla çarparak eşitleyeceğim. 60'ı 3 ile çarpınca süre 180 olacak. 200'ü 3 ile çarptığımda dokuduğum kumaş 600 metrekare. 90'ı 180 yapabilmek için 2 ile genişletiyorum. 180 oluyor. O halde üretilen kumaşı da 2 ile genişletmem lazım. 300'ü 2 ile genişlettim, 600 oldu. 30'u kaçla genişletmem lazım ki 180 olsun? 6 ile çarpıyorum. Burası 180 oldu. O halde 150'yi de 6 ile çarpmam lazım. 900 sonucuna ulaşırım. 20'yi ne ile çarpınca 180 olur çocuklar? 9 ile çarpınca. O halde 60'ı da 9 ile çarpacağım. Bu da 540 sayısına eşit oluyor. Dolayısıyla süreleri eşitledik. Çünkü eşit süre çalıştıklarında diyor. 60, 90, 30 ve 20 hangi sayıda eşitlenir dedik? 180'i tercih ettik. Dolayısıyla çocuklar, eşit sürede en fazla dokunan kumaşı belirlemiş olacağız. Birinci ve ikinci makineler 600 kumaş dokadı. 600 metrekare kumaş dokudu. Üçüncü makine 900, dördüncü makine 540. İçlerinden en büyüğü, dikkat ederseniz, üçüncü makine oldu. Yani yanıtımız C seçeneği. Bir pizza 8 eş dilime ayrılmış. O zaman arkadaşlar, tamamına 8 çarpı A diyorum. Tamam, bu kadar olsun. 8 parçalarına göre. Bir tane parçası ne olacaktır bunun? 8'e bölündüğü için A kadar olacak. Yani her biri A kadar. Oransal olduğu için bu şekilde yapabiliriz. Bu pizzanın bir dilimini alan İpek A'yı aldı. Diliminin yarısını Ela'ya veriyor. O zaman A bölü ikisini de Ela'ya verdi, yarısını. Buna göre pizzadan Ela'nın payına düşen miktarın pizzanın tamamına oranı. Yani Ela'nın aldığı A bölü 2 tamamı ne kadar arkadaşlar? 8A. Öyleyse A bölü 2 çarpı 1 bölü 8A şeklinde yazarsam A'lar sadeleşir. 1 çarpı 1'den 1, 2 çarpı 8'den 16 olur. 1 bölü 16'sıdır. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıda verilen birinci sepetteki elma sayısının ikinci sepetteki elma sayısına oranı 3 bölü 5'tir. İki sepette toplam 16 elma vardır. Buna göre bu sepetlere aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa oran değişmez.
Çocuklar öncelikle oranımız 3 bölü 5 olarak verilmiş. Yani birinci sepette 3'ün katı kadar, ikinci sepette 5'in katı kadar elma var. İkisinin toplamı 16'ymış. Yani 3'ün katı ile 5'in katını toplayınca 16'ya eşittir diyor. 3'ün katı ile 5'in katını topladım, 8'in katı olan bir sayı elde ettim. 8K16 ise 16'yı 8'e böldüğümde K'yı ne bulurum çocuklar? 2 bulurum değil mi? 16 bölü 8'den 2 bulurum. K2 ise 3K nedir? 3 kere 2'den 6. Birinci sepette 6 elma var. 5K nedir? 5 kere 2'den 10. İkinci sepette 10 elma var. Bakalım hangisini uygularsak oran yine 3 bölü 5 oluyor, değişmiyor. İkinci sepete 3 elma, birinci sepete 5 elma ekleyelim. Şimdi birinci sepete 5 tane ekleyince ne olur? 6'ydı, 11 oldu. İkinci sepete de 3 elma ekleyince ne olur? 10'du, 13 oldu. Oran değişti. 3 bölü 5 olması gerekirken 11 bölü 13 oldu. Bu gitti. B'ye bakalım. Birinci sepete 10 elma ekleyelim. 6 tane vardı, 10 tane daha geldi, 16 oldu. İkinci sepete 20 elma ekleyelim. 10 tane vardı, 20 daha geldi, 30 oldu. Sadeleştirelim. 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 15. Yine 3 bölü 5'i vermedi. Bu da gitti. Oran değişti. C'ye bakıyorum. İkinci sepete 20 elma, birinci sepete 12 elma ekliyoruz. Birinci sepet 6 taneydi. 12 tane daha eklenirse 18 olur. İkinci sepet 10 taneydi. 20 tane daha eklenirse 30 olur. Sadeleştirelim. 18'i 6'ya böl 3, 30'u 6'ya böl 5. Evet, 3 bölü 5 oranını yine yakaladık. Bakın oran değişmedi. Yanıtı bulduk. Yine de D seçeneğini yorumlayacağız. Birinci sepete 25 elma ekliyorum. 6 tane vardı, 25 daha geldi, 31 oldu. İkinci sepete 40 elma ekliyorum. 10 tane vardı, 40 daha geldi, 50 oldu. Çocuklar bunlar sadeleşmez. Oran da 3 bölü 5 çıkmadı, değişti. Bu da olmadı. Cevabımız C seçeneği. Bir pastadaki şeker miktarının un miktarına oranı 1 bölü 3'tür. Bu pastada toplam 6 bardak un kullanıldığına göre kaç bardak şeker kullanılmıştır? Çocuklar, şekerin una oranı 1 bölü 3 olarak verilmiş. Bakın burası şeker, burası da un. Toplam 6 bardak un kullanılmış. Yani payda kısmına 6 yazıyorum. Şekeri de bilmediğim için Ş yazıyorum. Bakın çocuklar, 3'ten 6'ya gitmek için 2 ile çarpmam lazım. O halde 1'den şekere gitmek için de yine 2 ile çarpacağım. 1'in 2 katı 2 oluyor. Demek ki 2 bardak şeker kullanılmış. Bir bahçedeki domates ekili alanın bahçenin tamamının alanına oranı 5 bölü 9'dur. Buna göre bahçedeki domates ekili olmayan alanın domates ekili alana oranı kaçtır? Öncelikle bahçemizi çizelim. Burası bizim bahçemiz. Biz bunu 9 parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Domates ekili alanın bahçenin tamamının oranı 5 bölü 9 olduğuna göre demek ki domates ekili alan 5 birimlik yeri kaplıyor. Bu 5 parçayı domates kaplıyor. Diğerinde domates ekili olmayan alan, yani bu dörtlük dilimi de ne yapıyor? Domates ekili olmayan, domates olmayan yazalım. Bize neyi sormuş? Domates ekili olmayan alanın domates ekili alana oranı. Domates ekili olmayan alanımız neydi? 4 parçaydı. Domates ekili alanımız 5 parça. O halde 4 bölü 5 sonucuna ulaşırız. Eymen, Yaman ve Doruk elindeki cevizleri aralarında şu oranda paylaşıyorlar. Eymen'in aldığı ceviz sayısının Doruk'un aldığı ceviz sayısına oranı 2 bölü 3. Doruk'un aldığı ceviz sayısının Yaman'ın aldığı ceviz sayısına oranı 9 bölü 2. Üç arkadaşın paylaştığı toplam ceviz sayısı 85 olduğuna göre Eymen ve Yaman'ın ceviz sayıları arasındaki fark kaçtır? Çocuklar, Eymen'in Doruk'a oranı 2 bölü 3 olarak verilmiş ve Doruk'un Yaman'a oranı 9 bölü 2 olarak verilmiş. Her iki oranda da Doruk ortak terim değil mi? Burada Doruk için 3 denilmiş, burada 9 denilmiş.
Her ikisinde de aynı sayı söylensin ki aralarında bir iletişim kurabilelim. O halde Doruk için 3 denilen kesri 9'da eşitleyelim. Yani paydasını 3 ile genişleterek hem payını hem paydasını yeni kesrimizi bulalım. 3 kere 3'ten 9, 3 kere 2'den 6. Bu sayıyı kullanalım. Çünkü doruklar ortak, dorukların sayıları da ortak olmalı. O halde ne yapıyoruz çocuklar? Sayıları bulduktan sonra bize diyordu ki 3 arkadaşın paylaştığı toplam ceviz sayısı 85. Şimdi eğmenin 6'nın katı kadar cevizi var. 6K. Bu neydi? Eğmen. Artı. Doruğun 9K. Bu doruk. Yamanın ise bakın 2K. Yamanın 2K cevizi var. Bunların hepsinin toplamı ne kadarmış? 85'miş. 6K'ya 9K ekledim 15K. 15K'ya 2K ekledim 17K. 17K 85'e eşitse 85'i 17'ye böldüğümde çocuklar 5 sonucuna ulaşırım. O zaman K dediğimiz şey 5. Eğmen ve Yaman'ın cevizleri arasındaki farkı soruyor. Şimdi Eğmen'in cevizini bulabilirim artık. Eğmen'e ne demiştim ben? 6K demiştim. K'yı 5 buldum. 6 kere 5'ten Eğmen'in cevizi 30 çıktı. Bu Eğmen. Yaman'ı bulalım. Yaman'a 2K demiştim. K'yı da 5 buldum. O zaman 2 kere 5'ten 10. Bu da Yaman. Aralarındaki farkı sormuş. 30'dan 10'u çıkardım. Sonuç olarak 20'ye ulaşıyorum. Sürati 108 km bölü saat olan otomobilin aldığı yolun geçen zamana oranı metre bölü dakika cinsinden kaçtır? 108 km bölü saat. Bunu neye çevirmemiz isteniyor çocuklar? Metre bölü dakikaya. Hemen kesir çizgimi çektim. Kilometreden metreye geçeceğim. 108'i yazdım. Çocuklar 1 kilometre 1000 metredir biliyorsunuz. O zaman kilometreden metreye geçmek için 1000 ile çarpmam lazım sayımızı. Saatten de dakikaya geçeceğim. 1 saat 60 dakikadır. Dolayısıyla saatten dakikaya geçmek için 60 yazacağım buraya da. O halde elde ettiğim sayısal işlemi çözümleyelim. Kesirlerin payını ve paydasını sadeleştirelim. Bakın sıfırlar gitti. 108'i 6 ile sadeleştirelim. 6'yı 6'ya böl 1. 108'i 6'ya bölersem çocuklar 18 sonucuna ulaşırım. Burada ne kaldı bana? 18 çarpı 100. Yani 18'i 100 ile çarptığımda da 1800 sayısını elde ediyoruz. Yanıtımız A seçeneği. Verilen boyalı bölgelere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Beyaz bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranı 3 bölü 2'dir diyor. Beyaz bölgede kaç tane küçük kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. O halde beyaz 12. Mavide kaç kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 bölü 8 sadeleştirelim. 4'e böl 3, 4'e böl 2. Evet 3 bölü 2 çıktı çocuklar. A doğru. Sarı bölgenin alanının kırmızıya alanı, sarı bölgenin alanının kırmızı bölgenin alanına oranını sormuş. Sarı bölgede kaç kutucuk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O zaman sarı bölge için 14 diyorum. Kırmızı bölgede kaç kutu var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Sadeleştirelim. 2'ye böldüm 14'ü 7. 22'yi 2'ye böldüm 11. Evet 7 bölü 11 çıktı. Bu da doğru. Sarı ve kırmızı bölgelerin alanları toplamının beyaz bölgenin alanına oranı. Sarı bölge 14 çıkmıştı. Kırmızı bölge 22 çıkmıştı. İkisinin toplamının yani 14 artı 22'nin kime oranını istiyor? Beyaz bölgeye. Beyaz bölgeye ne bulmuştuk? 3, 6, 9, 12 bulmuştuk. 14 ile 22'yi toplarsam 36 yapıyor. 36'yı 12'ye bölersem de sonuç 3 çıkıyor. Doğru. Mavi ve beyaz bölgelerin alanları toplamının maviyi kaç bulmuştuk çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulduk. Mavi ve beyaz diyor. Beyazı da 12 bulmuştuk. Bunun alanları toplamının sarı ve kırmızı
bölgelerin alanları toplamına oranı. Sarı ve kırmızı bölgelerin alanları toplamını yukarıda bulduk. 36 idi. Hemen yazalım. 8 ile 12'nin toplamı 20. Paydada da 36 var. Sadeleştirelim çocuklar. 4'e bölelim. 20'yi 4'e böl 5 defa. 36'yı 4'e böl 9 defa. 5 bölü 9 çıkması gerekirken 5 bölü 6 yazılmış. Dolayısıyla D seçeneği yanlış. Doğan'ın kalemlerinin sayısının Yunus'un kalemlerinin sayısına oranı 3 bölü 5'tir. Yunus'un kalemlerinin sayısı 15 olduğuna göre Doğan'ın kaç kalemi vardır? Çocuklar 3 bölü 5'i yazdık. Doğan'ın Yunus'a oranı. Yunus'un kalemleri 15 taneymiş. Yunus paydaya yazılıyordu. Buraya 15 yazdım. Doğayı bilmiyorum. Bilmediğim için hemen soru işareti getirdim, yazdım. Bakın nasıl yapacağız burada. 5'ten 15'e gitmek için ne yapmalıyım? 3 ile çarpmalıyım. O halde 3'ten soru işaretine gitmek için de 3 ile çarpacağım. 3 kere 3'ten bu bölgeyi 9 olarak buluyorum. Ahmet okulunun düzenlediği uçurtma şenliği için bir uçurtma hazırlıyor. Ahmet'in uçurtmasında kullandığı çıtaların boyları oranı 5 bölü 8 olduğuna göre bu çıtalar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çocuklar, çıtaların tüm şıklardaki oranlarını bulalım. 5 bölü 8'i elde etmeye çalışalım. A seçeneğine bakıyorum. 10 bölü 13 çıktı. 5 bölü 8 değil. B seçeneğine bakıyorum. 15 bölü 24. Sadeleştirelim. 15'i 3'e böldüm 5. 24'ü 3'e böldüm 8. Evet, 5 bölü 8 çıktı. Yanıtı bulduk. Yine de C ve D'ye de bakalım. C seçeneğinde 16 bölü 20. Sadeleştirelim. 16'yı 4'e böl 4. 20'yi 4'e böl 5. 4 bölü 5 çıktı. 5 bölü 8 arıyordum, olmadı. D seçeneğine bakalım. 10 bölü 15. Sadeleştirelim. 10'u 5'e böl 2. 15'i 5'e böl 3. Yine 5 bölü 8 çıkmadı. O halde yanıtımız B seçeneği.